Herkese merhaba çocuklar. Birinci temanın değerlendirme sorularını hep birlikte yapacağız. Burada bir tane okuma metni verilmiş. Bunu okuduğunuzu düşünüyoruz ve hemen soruları cevaplamaya başlıyoruz. Birinci soruda metindeki olay nerede ve kimler arasında geçmektedir diyor. Metindeki olay nerede geçmiştir? Olay Brezilya'da bir penguen ve adam arasında geçmektedir diyoruz. İkinci soruya bakalım. Haberin kahramanları birlikte ne kadar vakit geçirmişler? Ne kadardı birlikte? 11 ay geçirmişlerdir diyoruz. Evet, üçüncü soruya bakacağız. Dindim'in ortadan kaybolmasından sonra De Souza ne hissetmiştir diyor. Şöyle yazalım buna. Dindim'in kaybolmasından sonra onun geri döneceği inancı oluşmuştur. Yani inancını yitirmemiştir aslında. Evet, dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki, bunu şöyle işaretleyelim. Aşağıdakilerden hangisi metindeki kahramanların yaşadığı duygulardan biri değildir diyor. Özlem var mı? Evet, var. Merhamet var mı? Var. Hayvana bir merhamet duyuyor. Vefa var mı? Vefa da var. Çünkü dindim geri dönüyor. Hayal kırıklığı var mı? Hayır. Hayal kırıklığı yok. O zaman cevabımız değişik olacak. Evet. 5. soruya bakalım. Haber metnine uygun bir başlık yazınız diyor. Burada adamın penguene olan inancından bahsettiği için inanç diyelim. Bir tane daha bulalım. Dostluk diyelim. Dostluk, vefa veya diyebiliriz. 6. soruya bakalım. Hayvanları çok sev nokta nokta onları incitme cümlesinde boş bırakılan kalan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Ancak kelimesini koyarsak hayvanları çok sev ancak onları incitme olabilir. Hayvanları çok sev çünkü onları incitme. Burada çünkü bir açıklama getirmesi lazım ama bu yanlış olacak. Anlamsız bir cümle olur. Hayvanları çok sev fakat onları incitme olabilir. Hayvanları çok sev ama onları incitme. Zaten bunlar birbirleriyle eş anlamlı kelimeler. B şıkkı olacak. 7. soruya bakalım. Yarım bırakılmış cümlelerin anlamına dikkat ederek tamamlayınız. Sizinle pikniğe gelemeyeceğim. Çünkü ne diyelim buna? Çok bir açıklama yapacağız. Hastayım çünkü dediği için. Herkes ona acıyor fakat ne diyelim? Kimse yardım etmiyor cümlesi doğru olur. İstanbul çok güzel bir şehir, lakin çok kalabalık. Olumsuz bir özelliğini belirtiyoruz. Evet, nokta nokta ama artık gitmem lazım. Ne diyebiliriz? Sohbet çok güzel ama artık gitmem lazım diyebiliriz. Buraya ne yazacağız? Halbuki çok güzel bir filmdi. Olumlu bir özelliğinden kimse beğenmedi. Halbuki önce olumsuz özelliği yazdık. Kimse beğenmedi. Halbuki çok güzel bir filmdi. Buraya ne yazalım? Ne var ki vaktimiz sınırlıydı. Ne yaparız? Manzara çok güzeldi. Ne var ki vaktimiz sınırlıydı. Vaktimiz yoktu yani. Ne yazık ki evde hiç un kalmamış. Ne yapacağım? Hamur yapacaktım, değil mi? Hamur yapacaktım. Yapacaktım. Ne yazık ki evde un kalmamış. Evet, buraya ancak kurallara uymam gerekir. Ne diyelim? Eğlenmek senin de hakkın ancak kurallara uyman gerekir. Bir şart koşmuş. Evet, 8. soruya bakalım.
Aşağıdaki atasözlerde geçen söz sanatlarını boş bırakılan yerlere yerleştiriniz diyor. Ak akçe kara gün içindir diyor. Burada ne yapmış? Ak akçe kara gün içindir. Bir söz sanatı olarak tezat yani zıtlık verilmiş. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Burada ne diyeceğiz? Bir benzetme yapmış Bağdat gibi diyar olmak demekle. Bir benzetme sanatı kullanılmış. Eşeği düğüne çağırmışlar. Ya odun eksik ya da su demiş. Eşeği ne yapmışlar? Konuşturmuşlar, değil mi? Kişileştirme sanatı yapmışlar burada da. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi anı türüne ait değildir? Bilgilendirici metin türlerinden biridir. Evet, bilgilendirir. Olaylar yazarın ağzında anlatılmaktadır. Doğru, çünkü anıdır. Anlatılan olaylar hayal ürünüdür. Hayır, anılar yaşanmış olayları anlatır. İnsan belleğinde iz bırakan olaylar anlatır. Evet, yani anılarımızın oluşmaması için bizde biraz iz bırakan şeyler daha doğrusu anı olarak hatırlanır. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, buradaki tema değerlendirme sorularını bitirdik. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelsin.